Gençler arasındaki şiddet ve taciz yeni bir şey değil. İnsan hayatına yıkıcı etkileri olan şiddet ve tacize karşı etkili çözüm yöntemleri bulmak ve önlem almak için toplumlar daha duyarlı olmaya başladılar. İsmimle dalga geçiliyordu. Biraz da kiloluydum. Yani bulabildikleri her şeyle dalga geçiyorlardı. Çok üzgündüm. Her gün okuldan eve geldiğimde ağlardım. Şiddet ve tacizle birçok ülke baş etmeye çalışıyor. Hatta bazılarında buna karşı caydırıcı kanunlar bile var. Taciz ve şiddet sosyal ağlarda da önemli bir konu ve en iyi çözümün ne olduğu hususunda birçok tartışmalar var. Danimarka bu konunun sıklıkla tartışıldığı ülkelerden biri. 90'lı yılların sonunda yapılan anketler 11-15 yaş arası gençlerin dörtte birinin şiddet ve tacize maruz kaldığını göstermiştir. 4 yıl boyunca şiddet ve tacize maruz kalmış genç bir kurbanla konuştuk. Öğretmenlerim yardım etmeye çalıştılar ancak bu okuldaki diğer öğrencilerle işe yaramadı. Ben de okulu değiştirmek zorunda kaldım. Ne tür bir tacize maruz kaldınız? İsmimle dalga geçiyorlardı. Danimarkalı bir ismim vardı ve bunu bilmiyorlardı. Sürekli şişman olduğumu söylerlerdi. Söylediğim veya yaptığım her şeyle dalga geçerlerdi. Bu yüzden ben de başka bir okula gitmek zorunda kaldım. Yetkililer tacize maruz kalan çocukların içlerine kapanmalarından çok yardım istemelerini teşvik ediyorlar. Aileler ve öğretmenler hassas ve kırılgan karakterli çocukları daha dikkatli gözlemlemeli, sorunla karşılaştıklarında ise uygun önlemler almaya çalışıp boş vermemelidirler. Uzmanlar aynı zamanda taciz ve şiddete maruz kalan çocukların davranışlarında değişiklikler olacağına dikkat çekiyorlar. Danimarka'da sorunla baş etmek için çocuklar mümkün olduğu kadar erken yaşlarda eğitilmeye başlanıyor. Kopenhag'ın kuzeyinde okul öncesi eğitim veren Taciz ve Şiddetten Arınma isimli önleyici eğitim programı uygulayan bir anaokulunu ziyaret ettik. Programın amacı çocuklara nasıl iyi bir arkadaş olunacağını, grup ruhunun nasıl kuvvetlendirileceğini, şiddete ve tacize maruz kaldıklarında nasıl dur denileceğini öğretmek. Arkadaşınla dalga geçer misin? Neden peki? Çünkü bu hiç eğlenceli değil. Evet, hiç komik değil ve çok üzülürsün. Bu eğitim programının en önemli hedeflerinden biri de başkalarıyla ilgilenme ve empati duygusunu geliştirmek. Eğitmenler tolerans, saygı, ilgi ve cesaret değerlerinin önemini aşıladıkları miniklerin çocuklukta ve hayatın sonraki dönemlerinde olumlu ilişkiler geliştirmelerini ümit ediyorlar. Anaokul dönemlerinde bile taciz edildiğini düşünen, kendine güven eksikliği olan birçok minik çocuk var. Buna burada bir son vermezseniz, bu onların içinde kalacak ve gelecekte onlar da başka çocukları taciz edecek. Yani şimdi taciz ve şiddete maruz kalırsanız, ileride siz de taciz ve şiddet uygulayabilirsiniz. Bu sebeple erken yaşlarda önlem almanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğitim kapsamında kitaplar, müzik ve söyleşi panoları da bulunuyor. Anaokulu öğretmenlerinin yarısı aktiviteleri nasıl gerçekleştirecekleri konusunda da özel bir stajdan geçmişler. Şiddet ve tacize karşı ailelerin rolü de çok önemli. Küçük bir erkek çocuk annesi Marian Bierk, programın kesinlikle çok olumlu sonuçları olduğunu söylüyor. Oğlum 1,5 yaşındaydı. Birkaç kelime konuşuyordu, dur kelimesini söylüyordu. Yani hoşlanmadığı bir şey olunca dur diyordu. Diğer çocuklara karşı olan empati duygusunu, insanlara olan ilgisini görebiliyorduk. Acı çeken birini görünce veya ben üzgün olunca omzuma yaslanıp anneciğim iyi misin diye soruyordu. Tüm bunları gördüğümde evet bu program işe yarıyor dedim.
Taciz ve Şiddetten Arınma isimli program 2007 yılından bugüne Danimarka anaokullarının 1/3'ünde ve ilkokullarının da 1/4'ünde uygulanmaya başlandı. Estonya ve Grönland gibi ülkeler de okullarında programı uygulamaya başladılar. Yapılan anketler sonucunda Danimarka'da taciz ve şiddet vakalarının azaldığı görülmüş, daha güzel insan ilişkileri için değişimin teşvikiyle toplumda güven oluşmuş. Avrupa Birliği ise ulusal çocuk koruma sistemlerini geliştirmeyi hedefleyen çalışmalarına daha fazla hız vermiştir. Uzmanlar ayrıca iyi uygulamaların olumlu sonuçlar doğuracağı mesajının toplumlara iletilmesi gerektiğini de söylüyorlar.